İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde 2750 yıllık mezarlar bulundu. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan 8. Pan Ermeni Şiir Okuma Festivali'nin ödül törenine katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti tehlikeli atık yönetimi konusunda Avrasya Ekonomik Birliği Anlaşması'na katıldı. Ankara'nın işgal ettiği Afrin bölgesinde 300'den fazla sivil kaçırıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımları hakkında yorumda bulundu. Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarına adanmış müze merkezi, 1. Dünya Savaşı'na katılmış olan Ermeni savaşçılarını sergi vasıtasıyla tanıtacak. Konstantinopolis'te 5. yüzyıldan kalma bir kilise bulundu. Türk medyası Batı Ermenistan'ın Van şehrinde bulunan Ermenice'de Haygabert, Türkçe'de Çavuştepe diye anılan Sarduru Hinili Kalesi'nde arkeolojik kazıların yapıldığını bildirdi. Keşfedilen 2750 yıllık mezarlar, bölgede kullanılan 4 farklı gömme türünün olduğunu ortaya çıkardı. Türk basını doğal olarak Urartu'yu Ermeni kültürü ile ilgisi olmayan tarihi ve kültürel bir miras olarak sunmaktadır. Kalenin Urartu Kralı 2. Sarduri döneminde inşa edildiği söylenmektedir. Efsaneye göre Haygabert, Hayk'ın Bel'e karşı kazandığı zaferden sonra Hayk'ın Hayk adlı yerleşim birimini kurdu ve bundan dolayı da bölgeye Hayotzor Ermeni Vadisi adını verdiği yer olduğunu hatırlatalım. Daha geç Van Ermeni Krallığı'nın kralı 2. Sarduri kaleyi inşa ederek onu Sarduru Hinili olarak adlandırdı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, 1 Ağustos'ta Şuşi'deki 8. Pan Ermeni Şiir Okuma Festivali'ne katıldı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Devlet Başkanı geleneksel olarak düzenlenen festivalin, Artsakh'ın kültürel yaşamını geliştirmek ve ulusal değerleri korumak açısından önemli olduğunu vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Yönetimi Avrasya Ekonomik Topluluğu'nun gümrük alanlarından sınır ötesi tehlikeli atıkların taşınması konusundaki Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması'na katılmaya karar verdi. Konuyla ilgili bilgi Ermenistan Cumhuriyeti'nin bugünkü hükümet oturumunda açıklandı. Antlaşma, tehlikeli atıklar hakkındaki Basel Sözleşmesi'nin temel hükümlerini tekrarlamaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Basel Sözleşmesi'ni 1990'lı yıllar sonunda onayladığından dolayı Ermenistan Cumhuriyeti için kurallar değişmiyor. Kürt kaynaklı Fırat Haber Ajansı, Türkiye'nin işgal altındaki Afrin bölgesinin siviller için felaket bir durum olduğunu bildirdi. Son 3 hafta boyunca Türkiye yanlısı Özgür Suriye Ordusu militanları tarafından en az 300 sivil kaçırıldı. Afrin İnsan Hakları Örgütü, kaçırılanların tutuldukları yerlerde fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını ve isyancıların onları serbest bırakmak için fidye talep ettiklerini iddia ediyor. Daha önce bu terörist grubun Halep'in kuzeyinde bulunan tarihi bölgeleri sistematik olarak yağmaladığını ve eşsiz arkeolojik değer taşıyan eserleri Türkiye'ye kaçırdığını sizlere aktarmıştık. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve RIA Novosti Ajansı tarafından duyurulan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran Dışişleri Bakanlığı Muhammed Cavad Zarif'e yaptığı yaptırımlar, İran'ın ulusal çıkarlarını korumak konusundaki çabalarını etkilemeyecek. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'na yönelik yaptırımların, Dışişleri Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği çabalar ve komplike adımlar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmayacak. Hatta ayrıca ABD hükümetinin ekonomik terörizmine karşı İranlı halkın gerçeğini ispatlamak amacı çerçevesinde bakanın faaliyetlerine hiçbir etkisi olmayacağı ifade edildi. Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarına adanmış merkez müzesinde Avusturyalı Armenolog, Salzburg Üniversitesi Doğu Hristiyan Araştırmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Jasmine Dum Tragut'un geçici sergisi açılacak. 1. Dünya Savaşı yıllarında Ermeni savaşçıların yaşamlarına ve kaderlerine adanmış resimli bir albüm sunulacak. Armenpress'in bildirdiğine göre sergi Vatandan Uzak Vatanda, 1. Dünya Savaşı'nda Ermeni savaşçıların kaderi adını taşıyacak. Sergi, 1. Dünya Savaşı ve Ermenilere karşı uygulanan soykırım bağlamında Osmanlı ordusunda savaşan Batı Ermenistanlı askerlerinin kaderini kapsamaktadır. Konstantinopolis'in Haydarpaşa semtinde boğazın altından geçecek olan Marmaray metrosu projesinin uygulanması büyük çapta devam etmektedir.
İnşaatın sondaj çalışmaları sırasında bölgede tarihi ve kültürel değerleri olan nesneler ve yapı kalıntıları sürekli keşfedilmektedir. Son zamanlarda keşfedilen kalıntılar Mekan'ın 1500 yıl önce bir liman kenti olduğunu kanıtladı. Şimdi ise sondaj sırasında 5. yüzyıldan kalma bir kilise keşfedildi. Fakat kilisenin hikayesine ilişkin hiçbir bilgi veya ayrıntı bildirilmemiştir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hazer adlı korodan Anuş Anurçov adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.